Finlandiya'dan selamlar. Bana en çok sorulan sorulardan birisi Finlandiya'ya nasıl gelir? Bu soru bana çok geldiği için Facebook'ta bir grup kurdum. İlginizi çekerse bu gruba üye olunuz. Grubumuzun ismi Finlandiya'da iş, işçi, müşteri arayanlar platformu. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Beğenilerinizi bizden esirgemeyiniz. Sosyal medyada bizleri paylaşınız ki bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi konumuza gelelim. Finlandiya nasıl gelir? Arkadaşlar, Finlandiya'ya gelmenin birçok yolu var. İlk önce şunu belirtmek isterim. Finlandiya Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Finlandiya'ya vizesiz maalesef gelemiyoruz. Arkadaşlar, Finlandiya'ya gelmenin birden fazla seçeneği var, yolu var. Şunu ayrıca belirtmek istiyorum ki, bu vereceğim bilgiler umumi pasaport sahipleri içindir. Bütün vize başvuruları ücretlidir. Ücret peşine alınır. Başvuruya red gelse dahi ücret geri ödenmez. Vize başvuruları internet üzerinden profil açılarak yapılabilir. Bunun için enterfinland.fi sitesine girmeniz yeterlidir. Ayrıca kağıt formları internetten çıktısı alınarak da vize başvurusu yapılabilir. Bunun internet sitesi ise migri.fi. Bilgileri dikkatlice doldurunuz. Sizden istenilenleri hazırlayınız. İnternet sitelerinin adreslerini altta bulabilirsiniz. Vize fiyatları 420 ile 600 euro arasındadır. Alınan ücret başvuru yapacağınız vize sınıfına göre de değişiklik gösterir. Şimdi bu vize çeşitlerine gelince nasıl vize başvurusu yapılır? Fin vatandaşıyla evli olanlar ya da Finlandiya'da hayatını ikame eden diğer ülke vatandaşları ile evli olanlar. Bu Fin vatandaşı ya da Finlandiya'da ikame eden ve çalışan diğer ülke vatandaşı ile evli olunması şartını gerektirir. Finlandiya'da çalışan eşinizin aylık geliri bürüt olarak en az 2490 euro olmalıdır. Bu rakamlar değişiklik gösterebilir. O yüzden bu rakamlar size sadece fikir vermek içindir. Bunları fazla dikkate almayınız. Turist olarak yani Schengen vizesi. Turist olarak en fazla 90 günlük vize başvurusu yapabilirsin. Bunun da vize ücreti 60 euro. 6 ile 11 yaş arası çocuklar için ise 35 euro. 6 yaşından küçükler için ise ücretsiz. Bunun için sağlık sigortan ve Finlandiya'da kalacak yeriniz muhakkak olmalıdır. Bunun ayrıntılarını bahsettiğim sitelerde bulabilirsiniz. İş kurarak ya da iş bularak vize başvurusunda bulunmak. İş kurarak ya da iş bularak vize başvuru hakkı. Bunun için prosedürleri dikkatlice yerine getiririz. En önemlisi işveren iş kurumuna form doldurarak Finlandiya iş kurumunun olurunu almak zorundadır. Vize ücreti 550 euro, internetten başvurular ise 350 euro'dur. Öğrenci olarak gelmek isteyenlerin vize başvuruları. Bunların vize ücreti 360 euro. İnternetten başvuruları ise 300 euro'dur. Öğrenciler bütün masrafları kendileri karşılamak zorundadır. Öğrenciler Finlandiya'da hem okur hem çalışabilir. Fakat Finlandiya'da iş bulmak çok zor olduğu için bu yüzden bu gelirleri sizin önceden garanti etmeniz istenir. Aylık harçlık olarak en az 560 euro'nuz olmalı. Banka hesabınızda. Bir yıllık eğitim için ise bu 6.720 euro yapar. Öğrenci vizesi başvuracak olanların geçerli pasaportu olacak. Bütün diğerleri gibi
din okulunda alınan öğrenci kayıt belgesi olması gerekiyor. Gerekli para miktarı olması gerekiyor. Okul ücretinin ödendiğine dair belge olması gerekiyor. Ve sağlık sigortası poliçesi olması gerekiyor. Tabii daha şeyleri ben söylemiyorum. Nedir? Uçak biletiniz olacak, işte kalacağınız yer olacak vesaire vesaire, bunlar da sizden istenecek. Sadece bunlar değil, ben sadece yön versin diye bu bilgileri size veriyorum. Ayrıntılı zaten bilgi vermeye kalkarsam bu, hakikaten bu vize konusunun içinden çıkmak mümkün değil. Her konuyu ayrı ayrı, her vize sınıfını ayrı ayrı ele almak gerekir ki bunu da belki ileride talep olursa düşünebilir. Mülteci olarak da başvuru yapılabilir ama bu konuya girmek istemiyorum. Bu konu bizi aşan konular. Her vize başvurusunda geçerli pasaport ve biyometrik fotoğraf istenmektedir diye biraz önce de söylemiştim. Umarım bu bilgiler size biraz da olsa fikir vermiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.